Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz sıkıntınıza odaklanın ve niyetlenin. Bu bir kolektif açılım arkadaşlar. Uyan sizin olsun, uymayan evrenin olsun diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra sizinle gördüklerimi paylaşıyor olacağım şunu söylemek istiyorum açarken bu esnada bu ara biz niye haberdar olmuyoruz diye yorumlar aldım mesajlar da alıyorum bununla ilgili arkadaşlar teknik ekiple görüştüm genelde izleyenler abone olmadan izlediğinden haberdar da olamıyorlarmış zile basmadıkları için o yüzden bildirim istiyorsanız da abone olarak zile de basabilirsiniz size bildirim geliyor olacak şimdi gördüklerimi aktarayım. Hay ay 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 ay. Evet güzel. Aslında şöyle. gelecek planlarımız var. Bir insanla beraber karşılıklı konuşuyoruz ve sonrasında evet bir yük taşıyoruz. Dışarıya taşmış. Yurt dışından gelecek ba bağlantılı biri gidecek. Bağlantılı iş hayatımızda yurt dışı meyheli bir işte çalışacağız gibi uzak yolculukla alakalı bir görsel var. Şimdi arkadaşlar karışık bir döngü atlatmışsınız. Aslında ben hep şey derim ya bu gibi durumlarda yüzünüze bakar mısınız? Halka çıkmış burada. Güneş de derim ben ona ya hani. Ee, aslında neye niyet neye kısmet durumu olmuş biraz. Şimdi şöyle demek istiyorum. Ee, bir şeye niyetlenmişsiniz. Aslında başka kafamdan başka şeyler geçiyordu. Kaygılıydım diyorsunuz. Karşı tarafa hiç e güvenmiyorum diyorsunuz çünkü karşı tarafın belirsizlikleri söz konusu. Şimdi bu belirsizliklerle alakalı yapabilecekleriniz belli. Kendinizi kurban etmenin bir anlamı yok. Yani sen kendi payına düşeni yapabilirsin. Karşı tarafın yapabilecekleri ortada. E, bu durumda da e, şu olacak. Sen bunu 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 yap. Bunu 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 onu, onun yapmasını bekle. Yapıp yapamadığınla hani o onun sorumluluğu. Sen onunkileri de üstlenmişsin. E, bu durumda da kendini yormuşsun. Çift kişilik çalışıyorsunuz arkadaşlar siz. İş yerinde de çift kişilik görevleri almışsınız. Hayatı da tek başınıza göğüsüyorsunuz gibi. Yani karşınızdaki insanın yapıp yapamayacağından kaygılanırken ona niyet etmişken hop siz her şey sizin yapmanıza kısmet olmuş gibi. Dolayısıyla da aslında çok da güzel bir hani güneşinizi burada evlilik teklifi olarak mı değerlendirmek lazım? İki tarafın karşılıklı konuşması ve birbirleriyle yakınlaşması ortada halka. Ama teklif almışsınızdır ama aslında bu sıkıntılı süreçle alakalı güzel bir gelişme yakalamışsınızdır diyebiliriz. Burada yapmanız gereken şey lütfen sadece önünüze bakmanız. Böyle arkaya arkaya bakmamalısınız. Yani geçmişteki yaşananları artık üstü örtülmeli midir? Her şeyin değil elbette ki ama varmış gibi devam etmek de sizi yoruyor. Ee, şurada çok net bir şekilde elinize bir çim biçme makinesi almışsınız. Bu çim biçme makinesi sizin uğraştığınız şeyle alakalı, konuyla alakalı bir makine kullanıyorsunuz belki de. Gerçekten makine kullanıyorsunuzdur da yansımıştır. Ya da siz orada aslında işte uzayan, çıkan çim biçme görevi görüyorsunuz. Orada bir şeyleri azaltmak çabasındasınız. Ee, kafanızda bir büyük insan var. Oradan bir gelen komut söz konusu. Sonra o insanla alakalı bir konuşma yapacaksınız. Yani komutu verenle de bir konuşma yapıyor olduğunuzu görüyorum. E çok yükleniyor size. Yani arkadaşlar bu iş yerindeki patronunuz. Sen ne biçim oysaki mesaiye kalıyorsun falan. Yani burada diyor ki sen zaten karşın kurban olmuşsun. Sen insanların görevlerini yapamayan her kimlerse. Kızın yerine ödev yapmışsın, oğlun yerine işe gitmişsin, kocan yerine evi temizlemişsin ya da işe çalışmışsın. İşte iş arkadaşının, aman ağzımızın tatı kaçmasın diye onun görevini yapmışsın gibi gibi. Hani insanlar o kadar alışmışlar ki sizin onlara ödün vermenizi, Bunlar sizin görevinizmiş gibi algılamışlar. Yani burada diyor ki dön bak arada kalmaktan vazgeç. Önünde bir çıkış noktası var. Bunu sen mi yaptın acaba? Belki de arkadaşlar artık son vermeniz gerekiyor. Şimdi e, bir yola gidilmiş yolda konuşulduktan sonra iki kişiyle karşılaştık. İki kişi sizi aralarına almış. E, şunu diyor. Konuşmuşlar. Anlatmışlar. Sağlı sollu. Hani tabiri caizse sizi bir Hmm, kendine getirmişler tokatlayarak getirmişler laflarıyla getirmişler iki büyük insan iki sizi seven insan hem de bugünlerinize yani bayram zamanı gittin anneni babana aldılar seni gibi sevdiğin iki insandan aldığın nasihat var destek var ya da yapabileceklerini sana söylemişler biraz daha rahatlamış görüyorum seni diyor bur açalım ee, <laughs> şimdi arkadaşlar para büyük yalnız. Nisan'ı bitirsek diyorum bir imza durumu söz konusu bir şey anlaşırsınız Mayıs ayı itibariyle başlatıyoruz burayı bura anlaşma süreci olarak geçecek İki kişinin sizi uyarması ya da sizi yönlendirmesi sonucunda aklınıza aslında birazcık daha derleyip toparlamanız güzel adımlar atacağınızı söylüyor yani buradaki önümüzdeki iki hafta sizin için güzel ve önemli Adı, adımlarınızı net güzel atacaksınız. Karşılığında bir para durumu var. Yani ya yeni bir iş ya da yeni bir şu para sizin paranız ve siz oraya doğru gidiyorsunuz. Ayağınızda bir, iki, üç kişi var. Akıllılar arkadaşlar. Bu üç kişi sizi e, yavaşlatır. Sizin lütfen arkanızda bıraktığınız işte bu hafta görüştüğünüz, bugün konuştuğunuz tam da anneniz, babanız gibi gördüğüm bu e, iki insanın konuşmaları ile alakalı şey yapın. Ee, unutmayın hep onlar yankılansın alttan alttan çalıştırın çünkü ne zaman ki gerçekten onlar sizin ellerinizi düşündüğünü anlıyorsunuz ve onlar gibi düşünüp ya da onların dediklerini uygulamaya başlıyorsunuz bir rahatlama söz konusu bu para sizin rızkınız bu parayı alırsınız İş, mesela toplu toplu bir iş toplu bir para kazanacağınız bir fırsat İşte burada bir iki işte zaten net bir anlaşma yapacaksınız mayısın ortasında parayla alakalı o şeyi çözersiniz arkadaşlar Yeni işe geçersiniz ya da o toplu işle ilgili anlaşılır. Ya da patronunuzla ilgili o tuttuğunuz işte o projede sizin adınızla ilgili olacak olan anlaşmışlık var burada. Anlaşacaksınız var burada arkadaşlar. Gözünüz aydın Mayıs 15'inde sizin alacağınız çok da güzel bir haber müjde. Şimdi Mayıs'tan sonra bir şey dallanıyor dallanıyor, budaklanıyor. Kişiler azalmış. Gardınızı yükseltmişsiniz. Yanınızdaki insanların görevleri çoğalmış ama size olan yükleri azalmış. Bu da sizin istediğiniz noktaya gelmiş. Kurallar belki de çizgiler çizilecek bilmiyorum. Etrafınız kalabalık ama size zarar veren insanlar yok. Mayıs-Haziran ayında özellikle aldığınız para, işte bu parayla alakalı... Ee yapılması gereken mayıs ayı içerisinde yapılacak diyor. Sana aslında gelecek olan bir anlaşma ya da para kazancı olarak dönüş sağlayacaksın. Ve gördüğünüz üzere artık kaldırabiliyorsun. Bu insanlar senin etrafındalar ama sana zarar vermez pozisyonu düşmüşler. Mayıs'tan sonra yine böyle bir geçmişle gelecek arasındaki bir ikileme düşer isen lütfen e, tek tekcelse tek hamle, tek laf, tek ok gibi atmışsınız. Tek yani artık insanlara verecek bir kelime, laf, tutum, tavır, sergileme hakkı yani. Hani kendinizi kurban belirliyordunuz ya. <laughs> i̇şte bu e, şey olmuş. Tutumun bu işine gelirse. Bundan sonra böyle. O eski ben bitti artık tamam sayenizde. <laughs> hani bir şekilde insanların yapması gerekenleri yapmamaları sizin onların yanınıza yapmanızı görebilmişlerdi ya. Siz artık yapmıyorsunuz diye küsenlere yol veriyorsunuz arkadaşlar. Sen bilirsin. Ben bu nasıl yapmayacağım yani hani gibi. Bir yol veriş söz konusu. Mayıs'ın sonunda Haziran'ın ortasına kadar ki süreçte de tek celselik, tek tutumluk, tek atımlık. Burada teklik bir şey var. Bunu nasıl anlatacağımı bilemedim ama. Net bitireceksiniz. Bir kere konuşulacak yani. İmza atılacak bitecek. Uzamayacak bir şey. Netsiniz burada. Ve o netlik sonrasında inanın bana inanılmaz sizi güçlü görüyorum. Ayrıca da çok güzel bir halay çeken insan grubu çıkmış. Yani siz bu netliği sağladıktan sonra sizin adınıza 1-2-3 kişisiniz küçücük küçücük bir kutlama yapılıyor. Arkadaşlar Haziran sonunda sizi bir kutlama bekliyor. Hani bu yüzüktü, evlilik teklifiydi. Belki onunla ilgili yaşaması gereken bir süreçti. Bu bilemiyorum ama neticede ee, sonuçta burada sizin Haziran ayında dans etmeniz, bir şeyleri kutlamanız ve de aslında işte bir şeylerin artık ee, kutlamayla bitirirsiniz. Kutlamayla bitirirsiniz yani. Yani gözünüz aydın. Dileğinizin maksimum Haziran ayında olacağı, gerçekleşeceği bir döngü. İki tane inatçı kardeş mi var siz? Anne baba mı çok inatçı, edibüdü gibi? Hacivat Karagöz desek olur. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz aralarındaki bu birbirlerine olan köprüleri onarmaya çalıştıkça ısrarla kavga edecek o kuzenler, kardeşler, anne baba, teyze, hala bilemedim birileri. Yani babaannenizle annenizin arası açıksa siz ne kadar çok çabalarsanız çabalayın onlar gene o anne babanız da öyle. Onlar öyle diyeceksiniz. Yani ailede bir onlar öyle hali var. Bunu ne zaman kabullenip bununla alakalı mücadeleniz tamam artık dedikten sonra biraz daha rahatladığınız bir döngü. Kariyer hayatınız çok açık. Bu eğitim hayatı olabilir. Alacağınız başarıyla alakalı işte bir terfi tayin olabilir. Bir şekilde miras desek çalışma kapınız, rızık kapınızın temiz olduğunu söylüyor arkadaşlar bana burası. Ailenizdeki o edibüdü hiçbir zaman değişmez. Olan döngü budur arkadaşlar. Siz çabaladıkça onlar sizin yine çabalayacağınızı düşünürler. Kabul ettikten sonra hane ile alakalı o sıkıntılı süre. A harfi görüyorum burada. <laughs> Hangisi hangisinden daha haklı desen yok bulamam derim. İkisi de eşit. Yani aslında birisi de yapıyor öbürü de yapıyor. İkisi de yapıyor birbirine. Hani onun hataları sağ tarafta onun hataları sol tarafta. Hani sapla samanı karıştırarak hatalar yapıldığı için ikisi de farklı konulardan dolayı. Haklı ve farklı tutumlardan dolayı suçlu. O yüzden de sizi burada düşen aslında kabullenmek. Şimdi aşk hayatıyla alakalı gördüğüm şeye geldiğimde de partnerle alakalı. Öncelikle bir tane güçlü bir kişinin e, insanların aslında aynı anda göstermesini görüyorum. Bu da şey gibi sen yaptın, senin yüzünden sen yapacaksın, sen halledeceksin. Burada sen diyorlar arkadaşlara bana kalsa bu hanede bu evin erkeğine yükleniyor. Şimdi sizin aile fertleriniz de sizin eşinize yükleniyordur kadın izleyicilerim için söylüyorum ya da işte bu ilişkide erkekten çok şey beklenilmiş herkes tarafından sanki ikna edecek sülaleyi ikna edecek yani bütün çocukları ikna almalı bu erkeğin bir topluluğu ikna etmek zorunda olduğunu görüyorum sonrasında karı koca iki kişi sakince kalıp sonrasında rahatladıklarını görüyorum yani burada üzgünüm sevgili erkek izleyicilerim sizin ama ailenize, ama eşinizin ailesine, ama tanışacak olduğunuz, yeni girecek olan hayatınıza, ama belki de kendi çocuklarınız, bilmiyorum. Birilerine aslında bu evlilik ya da bu birliktelikle ilgili ya da işte geçmiş yaşamlarınızda, geçmiş yaşamınızdaki hatalarınıza dair ben değiştiğimi kanıtlamanız lazım. Ben artık çok güçlü görüyorum çünkü bu erkeği. Bu erkek hafife alınacak bir erkek değil arkadaşlar, sevgili kadın izleyicilerim. Ne kadar çok kişi gönderirseniz gönderin. Saldırın. İşte bunun da saldırmak. Psikolojik olarak laf göndermek. Hani ne yaparsanız yapın güçlü bir erkekle mücadeleniz olacak. Sevgili erkek de erkek izleyicilerim de burada size saldıranlar çok olacak. Az değiller yani. O biter biri başlar biri biter biri başlar. Ama sonuç ne olacak? Bu iki ay kadar sürer mi? Bir buçuk ay rahat sürer. Sonrasında iki kişi kafa kafaya verdikten sonra İkinizin de sakin kalıp da birbirinizle konuştuğunuzu görüyorum. İşte bu gördüğüm mücadele ya da işte bu süreç sonrasında arkadaşlar işte daha sakin, daha rahat konuşma, daha iyi olduğunuz ve bu ikilinin devamlılığının olacağını söylüyor burası bana. O yüzden arkadaşlar bunu da yaşayacaksınız. Ben desem ki boş verin, konuşmayı Konuşacaksınız. Boş verin, takılmayı Takılacaksınız. Boş verin, saldırmayı, saldırılır. Bu erkekte gücünü ispatlar. Siz de kadın olarak lütfen bu süreci böyle geçeceğini bilerek belki de zamanı bırakmanızda fayda var diyorum ve görebildiklerimi aktardım bugünlük benden. Bu kadar arkadaşlar. Bayramın son gününden herkese selamlar, sevgiler diyorum. daha nice bayramlara inşallah. Buketa'nın bildirim almıyoruz diyorlar. Arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Ve sonrasında zile basarak bildirim alabiliyorsunuz. Bunu da iletmek istiyorum. Teknik bilgi abone olmadan izleyicilerimizin olduğundan dolayı aslında bildirim gidemeyeceğinden dolayı sizi böyle bir uyarı yapmak istiyorum gelen yorumlar sonrasında. Şimdi ne yaşadığınızı bilemiyorum. Dilerim ki güzel şeyler yaşarsınız arkadaşlar. Ama ben şunu biliyorum ki yapanın yanına kar kalmıyor. O yüzden ilahi adaleti teslim edin. Yüreğinizdeki yaranın ölçerini bilemem. Hani hanginizin yüreği daha azdır. Kimisi fazla kanar kimisinin ki az kanar gibi bir ölçer böyle bir hadde yok. Kimse de kendinizi bu anlamda ezilmeyin zaten. Dolayısıyla da arkadaşlar ilahi adaleti teslim edin. Gönülden inanın yapanın yanına kar kalmıyor. Buna gönülden inanın. O yüzden... Bet du'a alışkanlığı ağzınızı bulaştırmayın dediğim kötü enerjileri çeken bir alışkanlık. Aksine yarınlarla ilgili kendinize güzellikleri çekin, pozitif bir cümleler çıksın ağzınızdan. Hedeflerinizi nokta atışı isim verin, marka verin, net söyleyin. Evren size bunu vermeye başlayacaktır. O kapıları açacaktır. Umutsuz kalmayın. Ne yapacağım eyvah dediğiniz noktada umutsuzluk varsa işin içinde daha da dibe çökersiniz. İnancınız tam olsun arkadaşlar. Sağlığınız yerinde olsun gerisini halledersiniz. Bunu böyle düşünün. Hayat sınavlarla dolu. Elbette ki inişler çıkışlar herkesin hayatında var. Siz de bu süreci aşacaksınız. Görün aşacaksınız arkadaşlar. Umutsuz olmayın. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin gerçekten. Umudunuzu yitirmeyin. Her şey güzel. Gönlünüzün gerçekten ee, o biriktirdiklerinize göre olsun. Herkes kalbinin ekmeğini yesin derim ben. Gönlü güzel olanlardan olun karşılığını hemen alanlardan olun. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.